İsmim Mehmet Volkan Akdoğan. Konya Hastanesi'nde kulak burun boğaz hekimi olarak çalışmaktayım. Kulak hastalıkları, burun hastalıkları, boğaz hastalıkları, baş boyun cerrahisi. Bunların içerisinden ben daha çok işte otoloji, nörotoloji dediğimiz kulak ve denge sistemiyle ilgili hastalıklarla ilgileniyorum. Sebebi yaşa göre değişebilir. Pek çok nedeni var. Çok uzun bir neden listesi sayabiliriz. İsterseniz önce çocuklardan, yeni doğanlardan başlayalım sebeplerini anlatırken. Yeni doğan döneminde öncelikle şunu da söylemek lazım. Bizim ülkemizde uzun bir süredir, yıllardır tüm doğan çocuklar işitme tarabasıyla taranıyorlar. Ve bu çocuklardaki işitme kayıpları çocuk 6 aya gelmeden önce tanıları konulmuş oluyor ve tedavilerine başlanıyor. Çocuklardaki işitme kayıpları yeni doğan dönemindeki, yani çocuğun doğduğu dönemdeki işitme kayıpları genellikle doğumsal oluyor. Bu doğumsal işitme kayıpları sadece işitme kaybı varlığıyla bile beraber olabildiği gibi yanında eşlik eden sendromlar dediğimiz başka bir takım hastalıkların birlikteliğiyle de olabiliyor. Genetik işitme kayıplarında genellikle bir aile öyküsü olabiliyor. Çocuk doğduktan sonra hastanede yatmasını gerektiren bir takım durumlar varsa, yeni doğan sarılığı geçirmişse, bunlar çocukta işitme kaybı ihtimalini daha arttıran şeyler. Bu işitme kayıpları çocuklarda genellikle tama yakın ya da tam işitme kaybı şeklinde oluyor ve bunların tedavisinde de tabii ki cihaz bir seçenek oluyor, işitme cihazları bir seçenek oluyor ama daha ziyade halk arasında biyonik kulak denilen ya da kohlear implant olarak ifade ettiğimiz iç kulağın fonksiyonlarına göre bir cihazın bir ameliyatla yerleştirilmesi şeklinde tedavisi yapılıyor. İşitme kayıplarını sık gördüğümüz diğer bir grup da yaşlı hastalar, 65 yaş üstü hastalar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmakta. Dolayısıyla da bu insanların, yaşlı nüfusun, geriatrik popülasyonun sağlık problemleri de artmakta. Bunlardan en önemlilerinden biri de işitme kaybı. Yaşlılardaki işitme kayıplarının nedenleri tabii ki çocuklardan ya da diğer işitme kayıplarından daha farklı oluyor. Onlar da genellikle yaşlanmaya bağlı. Gerek kulağın yaşlanması, gerek de bu sesi işleyen beyin bölgelerinin yaşlanmasına bağlı olarak işitme kayıpları görülebiliyor. Onlarda da kullanmış olduğumuz temel tedavi işitme cihazları. İşitme cihazı teknolojisi ve işitme cihazları ile ilgili tedaviler gün geçtikçe teknolojileri artan, çeşitliliği fazlalaşan, daha iyi sonuçlar elde ettiğimiz bir alan. Kohlear implant demiştik mesela biraz önce. Kohlear implantlarda her geçen gün işte daha yüksek teknolojili, insan sesine daha yakın, duymayı daha normale yakın sağlayan cihazlar geliştiriliyor. Bunun gibi yine işitme cihazlarında da her geçen gün farklı fonksiyonları olan, kişinin günlük hayatında daha kolay kullanabileceği, daha rahat duyabileceği cihazlar geliştiriliyor. Temel iki hasta grubumuz bunlar. Ama tabii bunların dışında işitme kaybına neden olan çok fazla neden ve çok fazla hasta var. Hastaların bize temel başvuru şikayeti duyamıyorumdur ya da kulağımda bir tıkanıklık var şeklinde ifade ederler. Buna kulak yolundaki bir kir neden olabileceği gibi işte kulak zarındaki bir delik, kronik kulak iltihabı dediğimiz ya da kolestatomlu otit dediğimiz hastalıklar gibi kulakta bir enfeksiyon, uzun süreli bir enfeksiyon neden olabilir. Bunun dışında yine kulağa bağlı doğumsal ya da sonradan kazanılmış anormallikler buna neden olabilir. Yine kemikçiklerde, çekişli orta özengi kemikçikleri dediğimiz kemikçiklerdeki hastalıklar bunlara neden olabilir. Bunları biz hastayı önce muayene ediyoruz. Hani kulaklarında, dış kulak yolunda, kulak zarında herhangi bir problem var mı yok mu onları değerlendiriyoruz. Sonra da hastanın tanısını koymak adına bir takım tanı testlerini kullanıyoruz. Bunlar yine söylediğimiz gibi yaşa göre değişiyor. Hastanın durumuna göre değişiyor ama temelde yetişkin hastalarda kullandığımız tetkik, odyolojik tetkik dediğimiz, duymayı ölçtüğümüz bir yöntem. Kabaca hani onu anlatacak olursak, hastayı ses geçirmeyen bir kabine oturtuyoruz ve dışarıdan kulaklarına vermiş olduğumuz kulaklıklarla ses veriyoruz ve hastanın duyduğu zaman eline verdiğimiz bir düğmeye basarak bunu ifade etmesini istiyoruz. Kabaca böyle ama tabii test daha detaylı, daha önemli verilere dayanan bir test. Sonuçta da önümüze bizim bu test odyolog ya da odyometrist dediğimiz arkadaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Önümüze bizim bir sonuç geliyor. Biz bu sonuç üzerinden hastanın ne tür bir işitme kaybı var, onun farkına varıyoruz.
sensorineural dediğimiz iç kulağın sesi işlemesiyle ilgili sinirsel diye ifade edilebilecek, Türkçe'ye çevrilebilecek işitme kaybı mı var? Yoksa iletim tipi dediğimiz sesin iç kulağa ulaşana kadar işte dış kulak yolunda, kulak zarında ya da kemikçiklerdeki bir probleme bağlı, iç kulağa ulaşmasında bir problem var, ona bağlı bir işitme kaybı mı? Ya da bunların her ikisi birden mi var? Kabaca bunu değerlendirdikten sonrasında tedavisine geçiyoruz. Ya da ek bir test istememiz gerekirse, ek bir tetkik istememiz gerekirse onu yapıyoruz. İki kulağı arasında bir fark var mı hastanın? Bir kulağı iyi duyarken diğer kulağında duyma kaybı var mı, yok mu? İki kulakta eşit işitme kaybı mı var? Bu işitme kaybı hangi sesleri tutuyor? İnce sesleri, tiz sesleri mi tutuyor? Kaba sesleri, günlük konuşma seslerini mi tutuyor? Bunları değerlendiriyoruz. Sonuçta da hastaya bir tedavi öneriyoruz. Şöyle, işitme kayıpları, işitme kaybı her yaş döneminde karşılaşılabilen ve tedavisi mümkün olan durumlar. Hani duymayla ilgili bir problem hissedildiğinde, bir tereddüt hissedildiğinde, özellikle anne ve babalar için çocuklarının duymasıyla ilgili bir problem hissedildiğinde ya da konuşma geriliği gibi, davranışsal değişiklikler gibi bir takım şüpheler doğduğunda bir an önce doktora başvurmakta fayda var.